Can Bey, hemen sormak istiyorum. Pek çok kritik gelişmenin yaşandığı bir gündü 10 Aralık 2020 öncesinde NATO Genel Sekreterinden gelen yani neyi cezalandırıyorsunuz şeklindeki çıkış ve tabii bu önce geldi, onu da hatırlatmak lazım. Sonrasında Bakü'den gelen altılı platform çıkışı. Yani Türkiye aslında burada alternatifsiz olmadığını, bu sorunları çözmenin başka yolları da olduğunu, bunu vereceği, bu böyle bir mesaj vereceği biliniyor muydu? Avrupa Birliği neden frene bastı diyelim? Vallahi şimdi çok önemli, çünkü ben tam bu işler olmadan önce küçük bir yazıda bir kalem almıştım. Orada anlatmaya çalıştığım şey, şu anda artık değerler tartışmıyoruz hiçbir şekilde. Yani tamamen uluslararası ilişkilerin klasik çıkar çatışması veya çıkar birlikteliğini tartışıyoruz. Yani ben tamamen o gözle maalesef bakmaya başladım. Keşke değerlere fırsat gelse. Yani onda altını çizmem lazım. Çıkarlara bakıldığı zaman ben birinci sıraya açıkçası bu kuşak yol meselesini koymayı tercih ediyorum. Yani tabii ki askeri, güvenlik, her şey var. Ama kuşak yoldan bahsettiğimiz zaman sadece Çin'den batıya doğru bir açılma bugüne kadar dikkate alınıyordu. Halbuki Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde Türkiye ve Azerbaycan üstünden doğuya açılma projeleri var. Yani dün bizim Bakü'de yaptığımız, yani Türk askerinin de orada olduğu o gösteri aslında çok net bir mesajdır bana göre. Bakın kardeşim, sizin yolunuz bizden geçiyor. Bizi dikkate almamazlık edemezsiniz. Yani aslında biz orada Dağlık Karabağ'daki operasyonda Fransa'nın kendi hayallerini ortadan kaldırdık. Yani Fransa o yüzden biraz bu kadar hırçın davranıyor. Bir kere bunu da kabul etmek gerekiyor. Tabii burada şu andan itibaren işte Avrupa Birliği'nin ne yaptığını tanıklık ettik. Mart ayına kadar her işi ertelemeyi tercih etti. Yani zaten iki kişiye karşı bir Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın üst düzey iki yöneticisine karşı bir yaptırım kararı vardı. Hiçbir şekilde o iki kişiden başka kimseyi de rahatsız edecek bir şey yoktu ortada. İşte belki bu listeyi biraz daha genişletiriz falan filan. Ama bunlar tabii ki makyaj yaptırımlar diyelim. Öteki taraftan siz Stoltenberg'in açıklamalarına şey yaptınız. Evet. Ondan bir gün önce de Financial Times'ta çok önemli bir köşe yazısı çıktı. O köşe yazısında da açık bir şekilde, ya siz ne yapıyorsunuz kardeşim, Türkiye'yi bu kadar itmek kalkmakla tarihi hatalarınıza devam ediyorsunuz şeklinde meali bir yazıydı. Yani hakikaten bakıldığı zaman şu gelişmelerden herhalde en mutlu olan kişi Putin olabilir. Yani çünkü Türkiye'yi zorla Rusya tarafına mı itmek istiyor Batı dünyası, buna karar vermesi gerekecek. Ve yine dikkat edersek işte 20 Ocak'ta Biden görevi devralacak. Yapılan hesaplara göre Biden'ın işte önüne gelecek ilk dosyalar, kendi iç meseleleri, işte Paris Konvansiyonu vesaire. Türkiye meselesi, Orta Doğu meselesine Biden'ın bakabilir hale gelmesi için düşünülen tarih işte Mart ayı. Dolayısıyla da koordinasyon lafı edildi. Merkel'in açıklamalarına bakıyoruz. Ya dedi, Türkiye ile eğer silah ambargosu falan gibi şeyler düşüneceksek, bunu biz Avrupa Birliği içinde değil, NATO içinde düşünmemiz ve tartışmamız gerekir. NATO içinde de Türkiye var. Yani Türkiye'nin veto ettiği bir konuda herhangi bir şeyin geçme şansı yok. Yani referanslara ve gönderilen noktalara bakıldığı zaman... Gerçi Sayın Balderol geçtiğimiz hafta içindeki bu NATO dışişleri toplantısında haberin içinde de çok bir cümleyle değindim. Hani biz bunu geçtiğimiz hafta konuştuk, tartıştık. İki müttefik arasındaki bir kazayı engellememiz lazım. Bunun için çaba sarf ediyorum dedi, ama hani orada o NATO içinde de ya işte bu NATO veto hakkını biraz hafifletelim. Yani bu tıkamasın NATO'yu falan gibi. Yani Türkiye'ye karşı sert, hatta o veto kartını sorgulayacak bir takım çıkışlar olduğunu da biliyoruz, ama genel sekreter nihayetinde konunun geneline bakarak hem NATO içinde hem de Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi dışlayıcı her türlü motivasyonu sanki durdurmaya çalışıyor. Bunun arkasında ne var? Yani Amerika mı? Ya kesinlikle. Şimdi bakın, Türkiye'nin şeyde de Biden da paralel bir açıklama yaptı. Yani Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yapan açıklamaları.
Amerika Birleşik Devletleri cephesinden de izlemeye başladık. Çünkü hakikaten yani bu şu anda biz kaotik bir dünya düzeni içindeyiz. Bu kaotik düzen içerisinde Türkiye'nin farklı bir kampa doğru kayması herhalde Batı'nın en son arzu edeceği şeydir. Yani Türkiye'de bu şekilde sürekli arafta da tutulamaz. Artık bunda da gerek siyasetçilerimizin gerekse kamuoyunun büyük isyanı var. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili olarak yapıcı bir noktaya gelmek zorundalar. Ve bunu artık çıplaklığıyla anlamaya başladılar. Yani Avrupa Birliği'de yani artık Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin arkasında durmanın aslında Avrupa'ya verdiği zararları da yavaş yavaş herhalde anlamaya başladılar. Çünkü gerçekten yani bir de şey de düşünün, Avrupa Birliği'nin önemli stratejilerinden birisi Rus doğalgazına olan bağımlılığın alternatifini bulmak. Yani tek başına Rusya'ya bağlı kalmak çok işlerine gelmiyor. Burada da bizim yine Azerbaycan'la beraber ortak olduğumuz TANAP projesi ön plana çıkıyor. Yani dolayısıyla bütün yollar aslında Kafkasya cephesine doğru kaymaya başladı Avrupa'nın çıkarları. Ve Türkiye-Azerbaycan ortaklığı da burada bütün bu karar alma süreçlerinde son derece de etkili olmaya başladı. Yani bütün bunları alt alta yazdığımızda ama şeyi hemen söylemek lazım, Mart ayına kadar sancılı günler yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Yani o çok net gözüküyor. Sayın Baydaroğlu şunu sormak istiyorum. Şu Yunan basını, Rum basını bir iki satırla tabii ki yansıyan çok daha detaylı analizlerine baktığınız zaman bugün orası açısından yani yazıklar olsun. Hani Avrupa Birliği'nden çıkan da bu mu? Zaten bunların hepsi Almanya'nın suçu. Tekrar Almanya işte kendi çıkarı için AB'nin değerlerine falan diyor. Bunlar da var. Ama öyle ifadeler var ki bir şark pazarı gecesi. Hani aşağılayan, hani Türkiye'nin de içinde bulunduğu. Halbuki NATO Genel Sekreteri diyor ki Batı ailesinin parçası olduğunu unutmayın. Sizin altını çizdiğiniz Financial Times yorumunda hani ne yapıyorsunuz Türkiye'yi bu kadar itip kakıp derken Yunanistan'ın ve tabii ki Fransa'nın da Macron'un da Macron diye de çok özellememek lazım yani Fransa'nın tutumu da yine aynı şekilde. Fransa Türkiye'nin AB'nin tam üyelik sürecinden de çıkarılmasını istiyor. Başka türlü bir ortaklık verelim yani Türkiye buranın parçası değil de diyor nihayetinde. Hani bir şark gecesi gibi geçti. İşte Türkiye'ye yeni bir lütuf dönemi diye baktığımız zaman hani şu anda sanki böyle ama ah işte bir Biden gelsin 3 ay daha geçsin siz görürsünüz gibi de bir umut da var mı? Yani bu onların yaptıkları altı doldurulamayacak yorumlar mı yoksa bu geçen süre içinde biraz Biden'ın da Türkiye'ye nasıl davranacağını kollamaya mı çalışıyorlar? Şimdi tabii ki herkes Biden'ı bekliyor açıkçası. Biz de Biden'ı bekliyoruz. Avrupa Birliği cephesi de Yunanistan'da. Ama şimdi Mitsotakis hakikaten büyük gaflar da yapıyor. Ne dedi geçen günkü bir açıklamasında? Bizim derdimiz dedi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili sorunlarını Türkiye AB sorunları haline getirmek. Şimdi bunu açıkça söyledikten sonra bütün Avrupa Birliği'nin kendi çıkarları için kendi çıkarlarından vazgeçmeye itmek gibi bir garip durum ortaya çıkıyor bir. İkincisi, ya Yunanistan hala iflastan kurtulmuş bir ülke değil. Kim finanse ediyor Yunanistan'ı? Almanya. Almanya. Ya şeyi hatırlıyoruz. Yani çok değil bundan 10 yıl kadar önce aşağı yukarı değil mi? O 2009-2010 kriziydi. O sırada Papandreou neredeyse Merkel önünde diz çökmüş fotoğraf vermişti. Yani şimdi kalkıp da Yunanistan bu hakkı ve şey kendisine nereden buluyor bir kere bunu çok net sormak lazım. Yani ama maalesef burada bizim de bir hatamız olduğunu altını çizmem gerekiyor Sayın Nur Hanım. Türkiye şu anda Doğu Akdeniz ile ilgili olarak kavga etmekte olduğu bütün Akdeniz'deki komşularıyla barışmak zorunda. Başta İsrail, çünkü, Mısır değil mi? Hep aynı noktaya geliyoruz. Aynen. Yani çünkü biz orada ne zaman ki kendimizi yalnız bulmaya başlıyoruz, o zaman Yunanistan fırsat bu fırsat diyerek şey yapmaya başlıyor. Evet. Bize karşı kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla bizim şu Mart ayına kadar geçecek süreçte diplomasimizi tekrar çok ciddi gözden geçirmemiz gerekiyor bu bölgede. Avrupa Birliği Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Can Baydaroğlu, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.